Void, Newstep Turkey işbirliğiyle düzenlenen temel veri gazeteci eğitimlerine hoş geldiniz. Bu videoda Workbench aracını kullanarak temel veri analizi pratiği yapacağız. Verilerimiz Nivzu oyun gelirleri verisi ve Void tweetleri. Hatırlarsanız önceki modüllerde bu iki veriyi de Workbench'te kazımış, temizlemiştik. Şimdi analiz edeceğiz ve kısa, temel bir şekilde görselleştireceğiz. Öncelikle ilk veri setinde ki verilere dikkat edersek değişkenlerimiz nüfus, internet nüfusu ve toplam oyun gelirleri. Bu veriler, elimizdeki bu verileri kullanarak öncelikle örneğin internet kullanma oranına ulaşabiliriz. İnternet nüfusunu toplam nüfusa bölersek böyle bir hesaplama yapabiliriz. Ayrıca toplam oyun gelirlerini nüfus verisine bölerek belli bir nüfusa karşılık gelecek toplam oyun gelirine ulaşabiliriz. Bunun yanı sıra bölgesel olarak bu veriyi analiz edebiliriz. İlk olarak o halde internet kullanım oranını hesaplayalım. Yine buradan bir adım ekliyoruz ve analiz başlığı altından formüle seçeneğine tıklıyoruz. Neden? Çünkü bu işlev sayesinde Excel formülleri ve Excel komutlarını kullanabileceğiz. O zaman işleme ilk eşittir işaretiyle başlıyoruz. Burada bir fark var. Buradaki fark şu, Workbench bize diyor ki sadece ilk satırdaki ifadeleri hesaplıyorum. Sonrasında bu tik işareti sayesinde bu hesapladığım tüm ifadeleri tüm satırlara uyguluyorum diyor aslında. Eğer eşittir işaretini kaldırırsam dikkat ederseniz diyor ki ilk eşittir işareti sonrasında satırların ilk ifadelerini eklemelisin. Zaten tik işareti de bu hesaplamanın tüm satırlara uygulanacağını belirtiyor. O zaman benim amacım internet nüfusunu toplam nüfusa bölmekti. O zaman D1 bölü C1 ifadesini giriyorum. Ve en sonda ise ortaya çıkan değişkene, yani yeni bir sütuna bir isim vermem lazım. İnternet kullanım oranı diyorum. Ve işlemi çalıştırıyorum. Workbench tablonun sağ tarafına bu ifadeyi ekledi. Ama ifade ondalık bir ifade. 0.63 gibi bir belirli, 0.93 gibi belirli sayılar göze çarpıyor. Bu ifadeyi daha iyi, daha anlamlı hale getirmek için 100 ile çarparsak yüzde değerine ulaşırız. Bu sayede yüzdelik bir şekilde bu veriyi oranlarız ve yüzde cinsinden, yüzde bazında internet kullanım oranına ulaşırız. Örneğin bakıyoruz, %63'müş. Evet, Çin'in internet kullanım oranı %63. Yaptığımız işlem aslında çok basitti. İnternet kullanan nüfusu toplam nüfusa böldük. Bu sayede internet kullanım oranına ulaştık. Bir sonraki hesaplamamız ise toplam oyun gelirlerini nüfusa bölebiliriz. O halde yine analiz başlığı altından formüle ifadesine tıklıyorum. Bu noktada değişen sadece burada formüle boşluğunda kullanacağımız ifadeler. Yine eşittirle başladım. Toplam oyun gelirleri E'de, nüfus ise C'de. E1 bölü C1. Sonrasında kullanacağım yeni bir değişkene vereceğim isim ise 1 milyon kişiye düşen oyun geliri. Ve işlemi çalıştırıyorum. An itibariyle Workbench tablonun sağ tarafına bu işlemi ekledi ve hesapladı. Bunu neden böyle yaptım? Çünkü bu ifade, toplam oyun gelirleri ifadesi, milyar cinsinde. Eğer şunu şöyle birazcık daha genişletirsem milyar cinsinde, milyon olduğuna bakmayın. Çünkü buradaki virgül ifadesi yeni bir 3 sıfır ekliyor veriye. Diğer taraftan nüfus ise milyon cinsinde. Yani buradaki 36 milyar 540 milyonu 1 milyar 420 milyona böldüğümde karşıma 25 milyon gibi bir ifade ortaya çıkıyor. Yani o zaman ortaya çıkan veri 1 milyon kişiye düşen toplam oyun geliri oluyor. O halde en yüksek oyun gelirine bakarsak 1 milyon kişi de en yüksek oyun gelirine sahip 147 milyonla, evet, Japonya oluyor. Gel gelelim bu veriyi
kolay bir şekilde gruplayabiliriz. Nasıl yapacağız? Yine analiz başlığı altından grup seçeneğine tıklıyoruz. İlk olarak hangi sütunu gruplayacağımızı seçeceğiz. Bu noktada dikkat etmemiz gereken nokta, sütun isimlerinin altında bu verilerin formatları yer alıyor. Yani sayı verisi mi yoksa metin verisi mi? Çünkü gruplama işlemini sadece metin verileri üzerinden yapabiliyoruz. Bu veride amacımız bölgesel bölgelere göre ortalama internet nüfusunu bulmak diyelim. O halde ilk boşluğa bölge sütununu ekliyoruz. Sonrasında ortalama dediğimiz için ikinci menüden average işlevini veya hesaplama yöntemini seçiyoruz. Bu istediğimiz hesaplama yöntemine göre değişir. Ben bölgesel toplam internet nüfusunu da arayabilirim ama şimdilik ortalamayı bulalım. Sonrasında hangi değişkenin ortalamasını alacağımızı seçeceğiz. Dikkat ederseniz ilk boşlukta hangi veriyi gruplayacağımızı seçtik. İkinci boşlukta hangi hesaplama yöntemini seçeceğiz. Üçüncü boşlukta ise hangi veriyi hesaplayacağız. O halde internet nüfusunu seçiyorum. Son olarak her işlemde olduğu gibi Workbench'te sonrasında karşımıza çıkacak yeni sütuna bir isim vermemiz gerekiyor. Ortalama internet nüfusu diyelim. Ve komutu çalıştırıyorum. İşlem büyük verilerde zaman alabilir ama zaten kullandığımız veya hesapladığımız veri küçük boyutlu olduğu için hemen hesapladı. Şu an bölgelere göre ortalama internet nüfusunu görüyoruz. Dikkat ederseniz bu biraz tablolardaki pivot tablo özelliğine birazcık benziyor. Aslında orada da bölgelere göre kütüphane ve kitap sayısını hesaplamıştık hatırlarsanız. Yine bu noktada yeni bir ifade ekleyerek örneğin toplam internet nüfusunu bulabiliriz. Sum hesaplama yöntemini seçiyorum. Yine internet nüfusunu seçtim. Ve yeni ortaya çıkacak yeni sütun ise toplam internet nüfusu ismini verdim. Yine işlemi çalıştırıyorum. Şu an gördüğünüz gibi bölgelere göre ortalama internet nüfusu ve toplam internet nüfusunu hesaplamış bulunmaktayız. Sonuç olarak NIVS oyun gelirleri verisini temel olarak analiz ettik ve belirli çıktılara ulaştık. Şimdi bu çıktıları görselleştirelim. Bir önceki adımda internet kullanım oranını ve 1 milyon kişiye düşen oyun geliri verisini değişkenlerini hesaplamıştık. O verileri kolaylıkla sütun grafikle görselleştirebiliriz. Öncelikle grup işlemini kaldıralım. Şuradaki 3 noktaya tıklayarak bu işlemi silebilir ve bir sonraki adıma dönebiliriz. Bu noktada yapmak istediğimiz görselleştirme ülkelere göre internet kullanım oranı ve 1 milyon kişiye düşen oyun geliri miktarını sütun grafik biçiminde görselleştirmek. O halde yeni bir adım ekliyoruz. Bu noktada görselleştirme kısmından column chart yani sütun grafik ifadesine tıklıyoruz. Bu noktada karşımıza çıkan menüden ilk olarak grafiğin başlığını belirliyoruz. Grafikte kullanacağımız veriler internet kullanım oranı ve 1 milyon kişiye düşen oyun gelirleri miktarıydı. O zaman ülkelere göre internet kullanım oranı ve 1 milyon kişiye düşen oyun gelirleri diye bir başlık atabiliriz. Başlık değişebilir. Burada öylesine bir başlık ekledim. Sonrasında x ekseni ve y ekseni belirliyoruz. X ekseni ve y ekseni dediğimiz işlem bir grafikte ele alırsak çubuk grafiği veya buna sütun grafiği de deniliyor. Bu versiyondaki grafiğe. X ekseni yatay, y ekseni ise tamamen dikey eksen olarak kabul ediliyor. Bu noktada biz ülkeleri x eksenine, internet kullanım oranı ve 1 milyon kişiye düşen oyun gelirleri miktarını ise y eksenine alacağız. O halde x eksenine ben ülkeyi ekledim. Y eksenine internet kullanım oranını ekliyorum ve çalıştır butonuna tıklıyorum. Görüldüğü üzere Workbench
veriyi görselleştirdi ve ülkeleri de burada rahatlıkla görebiliyoruz. Bu noktada ikinci bir değişkeni eklemek için internet kullanım oranının altında bulunan artı butonuna tıklayarak ikinci değişkeni ekleyebiliriz. 1 milyon kişiye düşen oyun gelirleri. Yine çalıştır butonuna tıklıyorum. Workbench biraz zaman alabiliyor bu verinin miktarına göre. Görüldüğü üzere veri görselleştirme şu an oluşturuldu. Ülkelere göre internet kullanım oranı ve 1 milyon kişiye düşen oyun gelirlerini görebiliyoruz. Bu noktada X eksenine ve Y eksenine isimler verebiliriz. Şu an için gerek yok. Zaten hem başlık hem de belirli kullandığımız lejantlar yeterli bağlamı sağlıyor. Bu noktada görüldüğü üzere çubuk grafiğimizi gerçekleştirdik. Özetle Nibs oyun gelirlerini analiz ettik, belirli çıktılara ulaştık ve bu çıktıları sütun grafik olarak görselleştirdik. Şimdi benzer bir analizi Void Tweetler üzerinden yapalım. Hatırlarsanız bu veriyi hem Twitter'dan çekmiştik hem de temizlemiştik. Şimdi Workbench ile kısa bir analiz yapalım. Analizimizde 3 ayrı değişkeni kullanacağız. Tweet'in ne zaman atıldığı, tweet'in aldığı retweet sayısı ve tweet'in aldığı beğeni sayısı. Bunu öncelikle bu isimlerini değiştirerek bu değişkenlerin başlayabiliriz. Daha anlaşılır olması açısından tarih diyelim. Dikkat edersiniz ben buraya ekledikçe yine sol tarafa belli bir menü yerleştirilecek. Yani bu işlem bir kayıt altına alınacak. Tarih diyelim. Retweet sayısına bir nevi retweet sayısı diyelim. Aslında retweet count, retweet demek. Bunu da beğeni olarak değiştirelim. Şimdi bu üç değişkeni seçerek diğer değişkenleri bu veri tablosundan çıkaralım. Bunu nasıl yapacağız? Temizleme başlığı altından sütunları seç ifadesine tıklıyorum. Bu menüden sadece tarih, retweet ve beğeni sütunlarını seçiyorum. Ve sonrasında işlemi çalıştırıyorum. Görüldüğü üzere verimiz daha sade bir şekilde sağ taraftaki tabloda yer alıyor. Hemen buradan yine Excel komutlarına benzer bir şekilde analiz başlığı altından formülaya tıklıyorum. Benzer bir şekilde beğeni ve retweet sayısını topluyorum. B1 artı C1. Sonrasında yeni ortaya çıkacak sütuna bir isim veriyorum. Bu da etkileşim sütun olsun ki çünkü retweet ve beğeni topladığım zaman aslında bu bir etkileşim anlamına geliyor. Hemen işlevi çalıştırıyorum. Görüldüğü üzere etkileşim sütunu da her iki değişkenin toplamını içeriyor. Şimdi gelelim bu veriyi gruplayabiliriz. Hatırlarsanız önceki yani oyun gelirleri verisinde analiz başlığı altından sadece grup seçeneğini kullanmıştık. Burada tarih verisiyle uğraştığımız için burada group by date yani tarih verisini grupla işlevini seçiyoruz. Bu noktada öncelikle yine benzer bir şekilde hangi sütunu gruplamamız gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Burada tarih. Hemen sonrasında hangi açıdan yani hangi zaman dilimi açısından gruplamamız gerekiyor? Yani dakika mı, saat mi, gün mü, ay mı? Biz burada ayı alalım. Bu sayede aylık toplam alınan etkileşim sayısını bir nevi görselleştirebiliriz. Ayı işaretledim ve burada yine hangi hesaplama seçeneğini seçeceğiz? Yani hangi hesaplama tekniğini kullanacağız? Bu noktada ortalama da olabilir, sum da. Ben toplam dediğim için sum'ı seçiyorum. Yani etkileşimin her ay meydana gelen etkileşim sayısını toplayarak bir nevi belli bir eğilim yakalayacağız. Bu noktada neyi toplayacağımızı seçeceğiz dördüncü boşlukta. O da etkileşim sütunu. Son olarak işlevi çalıştırıyorum. Ve görüldüğü üzere 2018'in 6. ayından itibaren ve 2019'un 11. ayı itibariyle tüm etkileşim verilerini görüyoruz. O halde bu veriyi çizgi grafik şeklinde görselleştirerek veri analizi bölümünü bitirelim. Yine bir adım ekliyoruz. Görselleştirme kısmından line chart yani çizgi grafiği seçiyoruz.
Bu noktada yine başlığa aylık etkileşim sayısı diyebiliriz. Veya boşluğa void'un dersek daha iyi bir bağlam katmış oluruz. X eksenini zaten biliyoruz. Zaman gelecek. Yani çizgi grafikte her zaman yatay eksende zaman olur. Yani tarih. Y ekseninde ise etkileşim. Hemen buradan yine görselleştirme işlevini çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Void'un aylık etkileşim sayısını aylara göre rahat bir şekilde görüyoruz. Ki Workbench bu noktada ayları yıllarla beraber ayırarak da gösterebiliyor. Bu noktada dikkat ederseniz bundan sonraki ayların 2019 yıl olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Özetle bu videomuzda Neeves oyun gerilerini ve Void tweetlerini inceledik. Kısa temel analizler yaptık ve belirli çıktılara ulaştık. Bir sonraki modülde görüşmek üzere.